Yaş aldıkça da merhaba sevgili izleyiciler. Bugün konuğumuz uzman fizyoterapist Necati Özler. Hoş geldiniz Necati Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün sizlerle yaşlılıkta fizyoterapistin rolünü ve bunun önemini konuşmak istiyoruz. Ama öncesinde biraz kendinizden bahsedin lütfen bize. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde lisansımı tamamladım. Şu anda doktora programına orada devam ediyorum. Aynı zamanda da Lefke Avrupa Üniversitesi'nde akademik kariyerime devam ediyorum. Sizlerden daha önce de duyduğum ve yaptığımız program doğrultusunda bildiğim kadarıyla yaşlılarla ilgili de tecrübeleriniz mevcut ve aslında bilgi dağarcığınız da bu konuda çok geniş. Bu nedenle dilerseniz öncelikle bir fizyoterapistin yaşlının hayatında ne kadar önemli olduğundan bahsedelim ya da sizin alanınızda yaşlılık ne ifade ediyor? Bununla da başlayabiliriz sanırım. Evet. Tabii ki birçok aslında baktığımızda popülasyona gitgide yaşlanan nüfusta bir artış var. O nedenle bize başvuran hastalarda da yaşlılar da oldukça fazla. Yaşlıda fizyoterapistin rolüne girmeden öncelikle bir yaşlanmayı tanımlamak isterim. Hani yaşlılık, daha doğrusu yaş alma süreci fizyolojik bir süreç. Yani hepimiz buradan basamak basamak ilerleyip geçeceğiz. Çünkü hayatın getirisi bu. Doğduğumuz andan itibaren aslında şu an bile hepimiz bir yaş alıyoruz. Dakikalar ilerliyor, zaman geçiyor vesaire. Öncelikle yaşlanma doğumdan başlayıp ölüme kadar süren yapım ve yıkım dengeleriyle bazen artan azalan bir süreç. Özellikle ilk başlarda yapım oranı daha fazlayken orta yaşlarda bu yapım ve yıkım oranı dengeleniyor. Ve yaş aldıkça yıkım artarak devam ediyor. Bununla beraber vücudumuzda belli değişiklikler var. Vücudumuzda bildiğiniz gibi birçok sistem var. İşte sinir sistemi, kas iskelet sistemi özellikle yaşlılarda çok etkileniyor. Solunum sistemi, dolaşım sistemi birçok sistem var. Ve bu sistemler birbirlerini etkileyerek bir dejenerasyona uğruyor aslında. Bir yıkım süreci başlıyor. Hepsi de beraber tabii ki yaşlılığı tetikliyor. Çünkü yaşlanan birey yaşlandıkça birçok kronik hastalığa da sebep oluyor. Evet. Aynen, maruz kalıyor. Örneğin adayı düşünecek olursak yine burada diyabet, hipertansiyon özellikle, denge problemleri, düşmeler, kırıklardan sonra protezler, birçok faktör aslında yaşlılık sürecini bizim için zorlaştıran faktörlerden. Peki yaşlılıkta az önce de bahsettiğiniz gibi hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlıklar da sizin alanınıza etki ediyor. Bunu biliyoruz. Çünkü fiziksel olarak sanırım ki bir güçsüzlenme söz konusu. Peki adamızdan da bahsettik. Burada tecrübenize dayanarak soruyorum. Evet. Genel olarak görülen sıkıntılar nelerdir? Yani düşmekten de bahsettik, biraz sonra yine bahsederiz. Özellikle COVID döneminde solunumla ilgili çok ciddi sıkıntılar ve önlem alınması gereken durumlar olduğunu bahsetmiştiniz. Fakat bunun haricinde ülkemizde gördüğünüz gençlikten itibaren yaşlılığın daha sağlıklı ilerlemesi için neler eksik ya da neler tamam diyebiliriz bu konuda? Şimdi yaşlanma hepimizin karşısına çıkacak bir süreç ama bu tabii ki birçok faktörlerden etkileniyor. Çevresel faktörlerden, kişisel faktörlerden, beslenmemiz, fiziksel aktifliğimiz, yaşam biçimimiz bunlar hepsi birbirini etkiliyor. Özellikle fizyoterapist olarak düşünecek olursak yaşlanan bireyde bir sürü semptom var. Daha doğrusu sendrom var. Nedir bu sendromlar? Birincisi sinir sisteminin dejenerasyonuna bağlı olarak sinir iletim hızında azalmalar meydana geliyor. Bu da yaşlanan bireyin normal bireye göre dışarıdaki tepkilere daha geç cevap vermesine neden oluyor. Örneğin normal bir birey bir zeminde yürürken yüksekliği fark edip ayağını düzeltebiliyorken yaşlı bir birey bunu daha geç fark edip ayağı takıldığı için düşebiliyor. İşte düşme bu anlamda bizim için son derece önemli. Düşen bir yaşlıda ekstra problemler beraberinde geliyor. İşte başını çarpabilir, kalçasını kırabilir düştükten sonra ya da kemik mineral yoğunluğu da azaldığı için özellikle menopoz sonrası kırılganlık son derece fazla oluyor bu yaşlıda. Bununla beraber kas liflerine baktığımızda kas lifleri bir genç
genç bireyinki kadar elastik değil, kısalıyor hatta bunlar. Kısalan kas eskisi kadar efektif çalışamıyor. Hepsi birbirini tetikleyerek aslında birçok risk faktörünü arttırıyor. Yine nörolojik değişikliklere bağlı olarak Alzheimer, demans gibi problemler karşımıza çıkıyor. Bu da yine ilaç kullanımını etkiliyor. İlacını almayı unutabiliyor yaşlı. İlaç kullanımına baktığımızda biraz önce de bahsettim. Diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklar bir beraberinde geliyorsa ilaç kullanımında ciddi anlamda artışlar meydana geliyor. Bu da yaşlının aslında çoklu ilaç kullanımına bağlı. Ekstra işte denge kayıpları, bilinç kayıpları gibi ilaçların yan etkilerinin verdiği etkileri beraberinde bize getiriyor. Ve bu da yaşlının daha kırılgan, daha hassas hale gelmesine neden oluyor. Peki menopozdan bahsettiniz. Aslında bu bence çok önemli. Özellikle ben bunu kendi yengemden öğrendim. Hepimizin ailesinde var. Evet, yani menopoza girdikten sonra bir anda fiziksel olarak aktivitesini arttırdı ve ben bunu çok merak etmiştim. Çünkü o zamanlar bundan bir 10-15 sene öncesiydi aslında. Ve neden bu kadar işte pilates yaptığını, egzersiz yaptığını, yürüyüşe gittiğini vesaire sorduğumda yaşamındaki her şeyi, her alanı menopoza bağlamaya başladı. O dönemler bunu anlayamasam da şimdi artık yetişkin bir birey olarak bunu anlayabiliyorum. Çünkü yaş aldıkça fiziksel olarak bir tık daha güçleneceğimizi zannederken yaşamın bize kattıkları, yorgunluklarımız, günlük telaşlarda yaşadıklarımız doğrultusunda fiziksel olarak bir çöküş gerçekten yaşıyoruz. Bunun ben de farkındayım. Peki bir kadın olarak da çok merak ettiğim bir konu bu. Menopozdan sonra bir kadının fiziğinde, fiziksel olarak becerisinde ya da günlük yaşamında neler değişiyor? Yani şimdi öncelikle yengeniz gayet bilinçliymiş. Tebrik ederim onu. Ama tabii bunu menopozdan sonra değil, bütün bir ömre yayarak yapmanın hani yaşanma sürecini en azından daha hafif atlatmak açısından faydası var. Şöyle diyebiliriz, yani menopoz sonrası östrojen hormonu vücudumuzda azalıyor. Östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte özellikle kemik mineral yoğunluğu beraberinde azalarak devam ediyor. Yani kemik içerisindeki kalsiyum azalarak kayboluyor. Bu nedenle benim önerim hani yaşlanan bireylerde özellikle menopoz sonrası senede bir defa mutlaka kemik mineral yoğunluğu testine girip yani doktorları tarafından değerlendirilmeleri. Çünkü çok vakalar var hani doktorla beraber çalıştığımız için hani doktor bize yönlendirip ona göre uygun egzersiz programını oluşturuyoruz. Ha, yengeniz fiziksel aktivitesini artırarak iyi yapmış çünkü her türlü fiziksel aktivite kas iskelet sistemine binen yükü arttırır. Bu yük artışı da kemik mineral yoğunluğunun artması için son derece önemlidir. Çünkü kemiklerimiz yük taşıyan, bunu görev alan yapılar ve kemik yük taşımadıkça maalesef ki sağlığını yitiriyor. O nedenle yük taşıması önemli. Özellikle burada fiziksel aktivite, yine yürüyüş, daha sonra ip atlama gibi aktiviteler kemiğe daha fazla yük bindirdiği için kemik mineral yoğunluğunu arttıracaktır. Yine östrojenin azalmasıyla bir takım başka problemler de beraberinde geliyor. İşte kas dokusunu yağ dokusu yerine alıyor. Bu da eski kas kütlesi yerine daha fazla yağ kütlesi olmasını ve kilo artışıyla beraber daha az fiziksel aktiviteye yönlendiriyor insanları. İnsanlar daha kolay yorulur duruma geliyor ve aslında bu kısır döngüye girdikleri zaman fiziksel aktiviteden ister istemez kaçıyorlar. Evet, uzaklaşıyor. Bu döngüyü kırıp onları aksine fiziksel aktiviteye yönlendirmemizde fayda var. Peki bu fiziksel aktiviteden kastımız nedir? Çünkü burada şöyle bir şey var aslında. Biz hep şey düşünüyoruz. Günlük yaşamımızda bir ev işi yaptığımızda ben fiziksel aktivitemi bugün yaptım zannediyoruz. Ama hiç alakası yok. Ardından tabii ki hareket etmek çok güzel ama yapmamız gereken zaman zaman size de ayrı sorduğum bazı işte Necati Bey kolum ağrıyor, ne yapabilirim şeklinde sorular doğrultusunda önerilerinizi yaptığınızda ben o hareketleri günlük olarak hiç yapmıyorum mesela. Evet. Bu nedenle aslında bilinçli yapmak sanırım çok önemli. Yani hem aksi bir hareket yapmamak için, evet, çok hem de bir ev işinin hani fiziksel aktivite evet belki olabilir ama bedenimizi güçlendirmek için bu yeterli mi
sizce? Buna da değinebiliriz. Ev işleri orta dereceli fiziksel aktivite olarak sayılabilir. Ama bu aktiviteyi yaparken kişi ne kadar doğru yapıyor? Yani örneğin perde asarken omzunda bir problem varsa daha da kötüleşebilir. Yine eğer yaşlı bir bireyse evde düşebilir, halı köşesine takılabilir. Bir sürü faktör var ev içerisinde. Ev işlerinden ziyade bizim bunu bir rutine oturturup bir program halinde yapmamız lazım. Yani fiziksel aktiviteyi bir kenara bırakıp egzersize döndürmemiz lazım bunu ki egzersiz alışkanlığı kişide otursun. Örneğin haftada 3 kere 20 dakikalık yürüyüşler, hafif tempolu yürüyüşler. Dışarıya çıkamazsa ya da ev ortamı, ev çevresinde park gibi yerler yoksa ev içerisinde bile müzik eşliğinde dans ederek belki bunu hayatına entegre edebilir. Ama bunu bir kurala oturtarak haftada 3-20 dakikalıkla başlayıp işte 10 dakika ısınma, 10 dakika fiziksel aktivitenin yoğun olduğu egzersiz dönemi, 10 dakika soğuma programlarıyla bunu oluşturup yaparsa en azından o ritüne girdiğinde kişiler birkaç hafta bunu devam ettirdiğinde bu alışkanlık haline geliyor ve belki de yengeniz gibi gayet hayatına entegre edebilecek duruma geliyor. Ama onun dışında ben zaten ev içinde aktifim, bütün gün temizlik yapıyorum. Çok doğru değil. Çünkü neyi nasıl yaptığını gözlemleyemiyoruz. Ve bu anlamda zaten egzersiz programına da başlatacaksa bu kişiler ya da bize yönlendirilmişse, çünkü farkındalık da çok önemli. Yani bu durumda ben yaşlanıyorum ama fiziksel uygunluğumu korumak için fizyoterapiste başvurmam gerektiği bilinci oturduğunda, hastalar bize yönlendirildiğinde bizim önerebileceğimiz programla beraber çok güzel devam edebiliyoruz egzersize. Bu konuda ülkemizdeki bilinç ne durumda? Bence buna da değinmeliyiz. Çünkü aslında artmaya başladı yani. Ben mezun olduğum zamanlardan şu zamanlara kadar bayağı bana gelen, öneri için gelen ya da bir şeyler danışan, farkındalığı artan insanlar çok fazla. Ama bir yerde yine öneriler yapılsa bile devamı gelmiyor. Sıkıntı burada aslında. Yani bir şeye bir heves, toplum olarak biz başlıyoruz. Çok mutluyuz başlarken ama devamını getiremiyoruz. O konuda sıkıntılarımız var. Ha, bu konuda işte fizyoterapistler grup egzersizleri yaparsa, belli hasta popülasyonlarını, aynı yaş gruplarını aynı seans içerisinde toparlarsa hem yaşlıların motivasyonu artacaktır. Çünkü aynı sıkıntılar yaşadığı bir arkadaşını görecek grup egzersizinde ve daha motive olacak aslında çalışmak için. Bu tarz grup egzersizleri, belki grupça yapılan pilatesler ya da yaşlılarla beraber yapılan denge egzersizleri çok popüler bu aralar. Çünkü hipertansiyonla birlikte denge de etkileniyor aynı zamanda. Bahsettik, birçok sinir problemi de var. Kas iskelet problemi de var. Yaşlıda en çok korktuğumuz şey aslında bizim denge. Çünkü denge etkilendiği zaman düşmeler beraberinde geliyor. Bu tarz etkinliklerle motivasyonlarını arttırırsak daha en azından sürdürülebilir egzersizi hastalara öğretmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Burada aslında şöyle bir ince notta düşebilirim. Çünkü bir yaşlı belki ya da yaş almış birey bunu kendi başına yapamaz ama burada verilen hizmetler de çok önemli. Evet. Bazı belediyeler mesela haftalık olarak belirli günlerde yaşlılara dediğiniz gibi grup etkinlikleri, grup aktivitesi düzenliyorlar. Aynen. Ve onlar da çok severek, o günü bekleyerek katılıyorlar. Bence bu çok önemli. Çünkü zaten evde fiziksel olarak aktif değil. Bir de çok ilaç kullanıyorsa, biraz işte dizi, beli ağrıyorsa, çünkü ciddi anlamda eklem problemleri de yaşayanlar var. Ben nasıl olsa işimi yapmayayım, işte evde kızım var, bana yardım eder, torunum var, bana bakar moduna girip ev içerisinde bazı aktivitelerden de geri duruyorlar. İşte bunu böyle sosyal aktivitelerle, kendi yaşlarındaki bireylerle beraber daha aktif hale getirirsek daha güzel sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum. Ya da bu etkinliklere fizyoterapistleri dahil edersek. Kesinlikle. Bence zaten burada önemli olan da bu. Yani yaş almış bireyler. Tabii ki bence her yaşta çok önemli. Yani ben pilatesi bile fizyoterapist bir bireyle yapmayı tercih ettim mesela. Çünkü tamamen yaptığım, daha öncesinde tanışmadan önce kendisiyle yaptığım çoğu hareketin ne kadar yanlış olduğunu öğrendim.
Yani çok basit bir belimi nasıl tutmam gerektiğini bile. O yüzden dediğinize çok katılıyorum. Bence bu tür aktiviteleri özellikle de yaş almış bireylerde fizyoterapistlerle birlikte yapmak çok önemli. Çünkü şöyle bir önemli bir ince çizgi var. Fizyoterapist yaptığınız hareketi analiz edebilecek bilgiye ve yeteneğe sahip. Ben bile bazen insanları yürürken sokakta ister istemez analiz ediyorum. İşte nasıl yürür, nasıl durdu vesaire gibisinden. Sen o hareketi yaptığın sırada zaten onu gözlemleyip sana nerede nasıl yanlış yaptığını. Mesela atıyorum senin kalçanda bir problem vardır. Orayı doğru yapamıyorsundur ama başkasının omzunda problem vardır. Evet. Bu ayrımı yapıp egzersizi kişiye özel modifiye edebildiği için mutlaka egzersizin bir fizyoterapist denetiminde olması lazım. Birçok yaşlıda da böyle. Onlar da bir birey. Kendilerine özgü birçok problemi var. Başta da saydık. Bunların her birinden bir şey çıkabilir. O nedenle ona özel programı öğretip doğru şekilde yapmasını eğitmek yine bize düşüyor. Katılıyorum kesinlikle. Peki COVID dönemindeyiz ve bu dönemde solunumla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu alanda düşündüğümüzde solunumla ilgili yaşanan sıkıntılar sizin alanınızla ne tür bir bağlantıya sahip? Şimdi fizyoterapi çok geniş bir yelpaze. İşte solunum, pediatri, nöroloji, ortopedi, kas iskelet hastalıkları, yine bazı genetik hastalıklar, birçok alanda çalışıyoruz. Solunum da bunlardan biri. Özellikle yaşlanan bireylere baktığımızda akciğerin bir esneme kapasitesi var. Yani aynı balon gibi. Yani bir ulaşacağı bir plato değeri var. Derin bir nefes aldığımızda göğsümün genişleme kapasitesi var ve bu bireyden bireye değişiyor. Yaşlanan birey birçok zaten faktör var, başta da bahsettik. O akciğerin esnekliği yaş aldıkça azalıyor. Yani normalde tamamen akciğerini doldurması gereken bir yaşlı %70'ini falan doldurabiliyor. Geri kalan kısım esneyemiyor ve yeteri kadar hava içeriye alamıyor. Bir de COVID olduğunu düşünün. COVID şöyle bir problem, işte akciğerin o esneme kapasitesini etkileyerek tamamen sertleştiriyor akciğeri. Bu sertleşme de akciğerin çalışma mekanizmasını bozuyor. Bir de yaşlanan bir bireyde zaten bu mekanizma bozulmuş, daha da kötü etkileniyor ve ciddi anlamda oksijenlenemeyip nefes darlığından işte yoğun bakımına kaldırıp daha sonra kaybettiğimiz hastalar çok. Çünkü bu bağlamda akciğer çalışamadığı için balgam birikimi oluyor. İşte bu balgamların atılımı için birçok tekniğimiz var. Öksürtme de bunlardan biri. Burada yine biz devreye girip sekresyonların çıkarılması ya da akciğerin daha iyi çalışması için solunum kas kuvvetinin kuvvetlendirilmesinde yine solunum terapistleri devreye girip müdahale edebiliyoruz. Peki burada evde yapılabilecek bir şey var mı? Yani bahsettiğiniz durumda hani güçlendirmek adına, çünkü daha önce sizinle bunu da konuşmuştuk. Evet. Ciğerlerin nasıl güçlenebileceği ve bunun ne kadar önemli olduğu ve bana tarif ettiğiniz birkaç bir şey vardı. Gerçekten yaşamda bu çok önemli, çünkü yeniden doğmuş gibi hissedebiliriz zaman zaman. Yani günlük hayatta bu telaşın içinde nefes almayı bile unutuyoruz. Evet, çok haklısın. Çünkü hatta birçoğumuz zaten yanlış nefes alıyor. Evet, tam ona değiniyordum. Nefes almak sandığımız gibi bir şey değilmiş. Ben bunu sizinle öğrendim mesela. Belki bundan bahsedebiliriz. Şimdi şöyle diyebiliriz. Normalde evet, koşuşturmaktan ya da günlük tempolardan nefes almayı bile unuttuğumuz oluyor. Şimdi normal nefes burundan nefes alıp ağızdan üfleyerek yapılan nefestir. Ve bu her zaman 1'e 2 oranında olması gerekir. Örneğin ben 1 saniyede burundan nefes alabiliyorsam 2 saniyede vermem lazım. Bu en basit örneği. Normalde bu tabii ki 4 saniye ve 8 saniye boyunca uzaması gereken bir süreç. Neden burundan nefes almak önemli? Çünkü burnumuzun arkasında bir filtre var. Hava oradan geçip dışarıdaki partiküllerden arındırılıyor. Sıcak olduğu için burnun arkası, orada hava nemlendiriliyor ve ısıtılıyor ve akciğere daha temiz bir şekilde nefesimiz iletiliyor. Ağızdan nefes aldığımızda ise, yani sürekli ağızdan nefes aldığınızı düşünün, bir yerden sonra kuruluk başlar. Evet. Çünkü ağızda öyle bir filtre yok.
nefes almak için doğru bir alan değil. Orası yemek yemek için doğru bir alan. Ha, ama bazen sporculara baktığımızda çok şiddetli koştuğumuzda burundan aldığımız nefes uzak geldiği için akciğere, ağızdan nefes alıp hızlı hızlı onu cover etmeye çalışabiliyoruz. Ama normal şartlarda şu an otururken ya da hafif tempo yürüyüşlerde ya da egzersiz yaparken burundan nefes alıp ağızdan üflemek en doğrusu. Ha, biz bunu hastalara nasıl öğretiyoruz? Örneğin KOAH hastası, yaşlı bir hasta düşünün. KOAH hastası ya da COVID yoğun bakımda yatıyor. Hastayı ben gördüğümde ya da karşılaştığımda hastada şöyle bir ilk izlenimde şöyle bir şey görürüm diye yüzeyel ve ağızdan çok yanlış bir solunum yapar. Çünkü aldığı hava zaten akciğere gidemez, yeterli değildir. Bunu ilk başta öğretmek için biz hastalara şunu diyoruz. Önce sakince bir nefes alın. Burnunuzdan hatta elini akciğerine koyup hissetmesini sağlıyorum. Önce burnunuzdan en sevdiğiniz çiçeği koklar gibi derin bir nefes alın. Bu şekilde nefes alıyor. Birkaç saniye tutun. 1, 2, 3 saniye tutturuyorum. Daha sonra dudağınızı büzerek üfleyin şeklinde. Normal solunumu önce bir öğretmeye çalışıyorum. Tutturmamın nedeni de şu. Hani bahsettik ya akciğer balon gibi. O balonu nefes aldığında birkaç saniye o esnekliğini koruması için tutturmam lazım ki akciğer o genişliğine alışsın. Aynen bir balon gibi. Daha sonra nefesi üfletiyorum. Bu şekilde hastalara normal solunumu öğrettikten sonra artık solunum egzersizlerine geçiyoruz. Yani solunum egzersizlerinde de benim primer amacım diyafragma ve bu kaburgalarımızın arasındaki solunum kaslarını kuvvetlendirmek. Bunun için de birçok egzersizimiz var. İşte kemer egzersizimiz var ya da top üfleme, top çekme triflolarımız var. Balon üfleme, eğer çocukla çalışıyorsak işte balon şişirme, rüzgar gülü üfleme gibi egzersizleri böyle biraz daha oyun şeklinde yaparak daha fazla yaş grubuna göre entegre edebiliyoruz. Ha, yaşlılar bu anlamda biraz daha sabırları çok yok ama yine de yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar daha yorgun. Evet. Çok sabırlı olmamız lazım onlara karşı. Yine de bir şekilde onlara göre entegre edip solunumu yine çalıştırıyorum. Aslında yorgunluğun da yanında şunu da ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir nefes almanın öğretisi mi olur? Zaten alıyorum şeklinde ama bahsettiğiniz evet. gibi ne kadar önemli? Yani doğru nefes almak daha sonra yaşayacağımız birçok sağlık probleminde de önünü alabileceğimiz bir durum haline gelebiliyor. Hı hı. Eğitim her şeyin başı zaten. O yüzden hastalarıma da ben her zaman bir egzersizi öğretmeden, yani başlamadan önce egzersizi öğretmem gerekiyor. Yani nerede ne var bu şekilde izah ediyorum onlara da. Çünkü bu şekilde izah edince onların da güveni kendine geliyor. Çünkü bazen yoğunluktan, hastanedeki koşuşturmalardan her şey yeteri kadar hastalara anlatılamıyor. Hani ben bunu niçin yapayım, niçin yapacağım diye soru işaretleri var. Çünkü zaten birçok problemle uğraşıyorlar. Zaten onlar yorgun. O yüzden biz yanlarına gittiğimizde daha sabırlı olup bir şeyleri aktarıp anladığını anladığımızda egzersiz tarafına geçmemizde fayda var. Peki yaşlılıkta dengeden de bahsetmek bence çok önemli. Çünkü birçok yaşlının denge problemi yaşamasından dolayı sonucu çok da hoş olmayan durumlar da yaşadığını biliyoruz. Bu konuda neler aktarabilirsiniz bize? Şimdi dengenin esas problemi aslında başta da bahsettiğim sinir iletim hızının azalması, diyabet, hipertansiyon gibi birçok komplike hastalıkların yaşlıda hep bir arada görülüp çoklu ilaç kullanımına bağlı problemlerin olması. Yine hipertansiyonda özellikle kalp ritminde ciddi problemler oluyor. Dolaşım bir azalıyor, bir artıyor. Tansiyonun yükselip azalmasına bağlı olarak. Bu da beyin dolaşımını etkiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi beyin en çok kana ve oksijene ihtiyaç duyan organımız, vücudu yönetmek adına. Bu anlamda tansiyondaki değişmeler dengeyi etkiliyor. Çünkü beynin dolaşımı azalıp arttığı için beyincik dediğimiz dengenin merkezi yeteri kadar kanlanamadığında yaşlıda böyle hani hareketi nasıl başlatayım, nasıl bitireyim, nerede topuk vuruşu yapayım, nerede adımımı atayım gibi o refleks olarak bizim zaten gelişen şeyler yaşlıda daha da yavaşlıyor. Bu da bir yere takılıp düşmesini daha kolaylaşır hale getiriyor. Düştükten sonra özellikle
Başta da bahsettik, kemik erimeleri var yaşlıların. Menopoz sonrası özellikle mineral kayıpları var. Kemikleri daha kırılgan. Bazen özellikle kalça kırıkları çok oluyor. Femur başı, kalçanın kemiği boyundan kırıldığında bazen kemik erimesine bağlı olarak kırılabiliyor, bazen düşmeye bağlı kırılabiliyor. Ama her şekilde kırılgan bir kemik olduğu için bu çok büyük risk faktörü. Diyelim ki kırıldı. Kırılmaması için yapacağımız çok şey var. Yani yengeniz gibi kendini fiziksel aktif olarak arttırması, işte rehabilitasyon programlarına katılması, denge egzersizlerin yapılması, bunlar hep koruyucu. Ama kırıldıktan sonra da hastanede yatışı minimuma indirmek, yoğun bakımdaki kalış süresini minimuma indirmek için doktorlarla koordineli bir şekilde çalışıp hemen hastaları mobilize etmemiz lazım. Çünkü size de bahsettiğim gibi kemik üstüne yük bindikçe iyileşen bir doku. O yüzden kırık da yaşasa yaşlı hemen ayağa kaldırıp kemik dokusunun iyileşmesi için yük bindirip onu mobil hale getirmemizde fayda var. Güçlendirmek, yani fiziğimizi güçlendirmek aslında çok önemli. Evet, aslında bu süreç hep koruma, yani rehabilitasyon dediğimiz şey. Yaşlıda geriatrik kesimde özellikle koruyucu rehabilitasyon önemli. Yani bir şeyler olabilir. Zaten farkındayız, biliyoruz. Çok ciddi bir risk faktörü var. İşte kırılganlık, denge, düşme, nörolojik problemler. Bunların önüne geçemiyoruz. Ama en azından bu süreci yavaşlatmak için örneğin 80 yaşında kalçası kırılıp yatağa bağımlı hale gelebilecek birini biz 90'a ilerletebiliyoruz. En azından bu süreci yavaşlatabiliyoruz ya da en iyi ihtimalle daha kaliteli bir yaşlanma sunabiliyoruz yaşlılara. Tabii ki bu da menopoz sonrası değil sadece. Hayat boyu fiziksel aktiviteyi benimseyip denge egzersizleriyle, vücut ağırlığıyla, çünkü biz yaşlıda çok dumbbell ya da gençlerdeki gibi fitness çalışamıyoruz. Daha çok vücut ağırlığıyla yapabildiği kadar çok yorulmadan egzersizlere yönlendiriyoruz. Fizyoterapist eşliğinde de bunu kombine ederlerse daha kaliteli bir yaşlanma onları bekleyecektir diye düşünüyorum. Peki burada kemik erimesinden de bahsettik. Kemik erimesiyle ilgili aktarmak istedikleriniz nelerdir? Çünkü birçok bireyde aslında görüyoruz. Ben eskiden çocukken bunu hep yaşlılarda olabilir diye düşünüyordum ama artık yavaş yavaş biz yaş aldığımız için de bilmiyorum. Yavaş yavaş o yaş sınırının düştüğünü de görüyorum. Aslında bu tamamen kalsiyumdan fakir beslendiğimiz için. Güneşte çok vakit geçirmediğimiz için, hani nasıl olsa yakacak bizi diye güneşe bile kremlenip çıktığımız için D vitaminini de tamamen alamıyoruz. D vitamini vücuda alıp çalışmadığında yine o kalsiyum kemiklere geçemiyor. Çünkü D vitamini ile kalsiyum kemik sağlığı için son derece önemli. Tabii ki bu bireye özgü düşündüğümüzde sigara, alkol kullanımı da son derece önemli. Çünkü bazen ne kadar dışarıdan kalsiyum ya da D vitamini de alsak, çok sigara veya alkol tükettiğimizde bu vücut tarafından kullanılamıyor. Emilemiyor. Emilemiyor, aynen. Ki zaten yaşlıda emilim problemi de var, sindirim problemleri de var. Yani bir yerden sonra işte 50 yaşına geldi, D vitamini alsın. Eğer emilim problemi varsa o D vitamini zaten işe yaramayacak. Ya da kalsiyum alsın bir yaştan sonra, eğer emilim problemi varsa o da yine işe yaramayacak. O nedenle bir şeyler kapıya dayanmadan daha öncesinde hayat boyu bunu yayarak düzenli fiziksel aktiviteyle, düzenli beslenmeyle, daha böyle yaşam biçimini değiştirerek, örneğin her hafta sonu mangal yapmadan, şeftali Kıbrıs, yemeden, aynen o kültürden biraz çıkarak daha kaliteli bir yaşlanmayı sağlayabiliriz. Necati Bey, programımızın sonuna geldik. O kadar güzel bir sohbetti ki ben kendim adına çok şey öğrendim sizden. Zaten öğrenmeye hep devam ediyorum. O zaman doğru nefes almak için dilerseniz son bir kez o bahsettiğiniz çok sevdiğimiz çiçeği tütlenme uygulamasını yapalım ve tabii öyle ki sonlandıralım. Burnunuzdan en sevdiğiniz çiçeği derin bir şekilde, çiçeği koklarmış gibi derin bir nefes alın. Evet, akciğerimizi burada şişirdik, tuttuk. 1, 2, 3. Şimdi mum üfler gibi dudaklarımızı büzerek uzun bir şekilde nefesimizi verelim. Evet.
Çok teşekkür ederim. Ben bu teşekkür kesinlikle ederim. Çok önemli. Çünkü söylediğim gibi bana kendi hayatımda da bu nefes alma konusunda çok şey kattınız. Programa da çok şey kattınız. Bu nedenle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Sevgili konuklar, Yaşaldıkça'nın sonuna geldik. Bu hafta sizlerle yaşlılıkta fizyoterapinin önemini ve fizyoterapistin rolünü konuştuk. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.